Son özellikle iki karşılaşmada istediğimiz sonucu alamadık. Bu bir gerçek. Ama oyun olaraktan özellikle Bursa karşılaşmasında belki de sezonun en iyi karşılaşmasını oynadık. Yani oyun olaraktan, skor olaraktan demiyorum. Girmiş olduğumuz gol pozisyonunu sayısına bakacak olursak belki de ikinci devre kazandığımız maçlardan daha fazla pozisyona girdik ama maalesef atamadık. Futbolda da gol atmadığınız sürece oynamış olduğunuz oyun çok fazla göz önünde bulundurulmuyor veyahut da o şekilde değerlendirilmiyor. Bu futbolun gerçeği. Yani bunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani sonuca odaklı, sonucun ne kadar önemli olduğunu, değerli olduğunu biliyoruz. Şimdi ikinci devre biz kendi adımıza yapmış olduğumuz değerlendirmede, puanlamada işte 5 karşılaşma oynadık bugüne kadar. Yani şunu hesaplamıştık. Biz 11 puan alırsak yani istediğimiz şekilde, tabii ki gönül isterdi ki 5 karşılaşmada 15 puan alalım. Ama 11 puan yani bizim için realist olan bir puandı. Çünkü işte içeride oynadığımız maçlarda 3 puan yazaraktan, deplasmanda oynadığımız maçlarda bazı maçlarda 3, bazı maçlarda mağlup olmadan geri dönmek bizim adımıza önemli bir çıkış olacaktı. Ama maalesef sizin de söylediğiniz gibi Bursa karşılaşması, akabinde Gençlerbirliği karşılaşması beraberliği bizi şu andaki belirlemiş olduğumuz puandan 2 puan geriye düşürdü. Bunu neden söylüyorum? Şu, yani puan biz kaybediyoruz ama yukarıdaki takımların da puan kaybını öngörerekten bunu söylemiştim. Bizim orada yani 2 puan şu anda fazla almış olsaydık ilk 6'nın içerisinde olmuş olacaktık. Ve 15 aldığımızda da yine aynı şekilde olacaktı ama ilk 2 ile puan farkını daha azaltmış olacaktık. Ama bazı maçtan önce yaşananlar, maç içerisinde yaşananlar çok fazla öngörebileceğimiz şeyler değil. Yani rakibe sıralamaya göre bakılıyor. İşte diyor bu maçı var ya, bu takım var ya, çok rahatlıkla geçer gibi ama artık ligin ikinci devresinde, özellikle bu ligde hiçbir karşılaşma oynanmadan, hiçbir mücadele vermeden, hiçbir forma ıslatılmadan puan alınmıyor. Yani bu çok net bir şey. Burada geçtiğimiz haftaki karşılaşma, yani Gençlerbirliği karşılaşmasına eğer tekrar değinecek olursam, evet beklemediğimiz bir karşı sonuç ama şu var, iki defa geriye düşüp iki defa tekrar o beraberliği yakalamak bu takımın var ya istek, arzusu ve ne kadar mental anlamda güçlü olduğunu gösteriyor. Yani pes etmediğini gösteriyor. Bu güzel bir görüntü ama oyun olaraktan girmiş olduğumuz pozisyon olaraktan, sizin de söylemiş olduğunuz, vermiş olduğumuz pozisyon olaraktan çok hoş bir şey değil. Bir diğer konuya daha değinmek istiyorum. Neden son haftalarda çok pozisyon veriyor gibi gözüküyor? Yani biz 5 tane maç oynadık ikinci devre, 3 tane gol yedik. Yani o kadar çok fazla da değil yani. 2 gol işte Gençlerbirliği, Bursa'dan bir gol yedik. Onun haricinde yani 5 karşılaşmada 3 gol yemek defansın çok kötü olduğu anlamına mı geliyor? Artı defans sadece geride oynayan üçlü veya dörtlü oyuncudan oluşan bir şey değil. Biz hep şunun vurgusunu yaptık. Takım savunması ön planda olacak. Eğer takım savunması doğru olursa o zaman pozisyon, daha az pozisyon verirsiniz. Burada tabii bireysel yapılan hataları, onları öngöremezsiniz. O bireysel hata. Taktiksel hatayla bireysel hatayı bir kere ayırt etmemiz gerekiyor. O konuda taktiksel olarak çok fazla hata yaptığımızı düşünmüyorum. Rakipler geldiğimizde biz belirli bir oyun şablonu vardı. Rakiplerimiz bizi bulunmuş olduğumuz sıralamaya göre değerlendiriyordu. Ama her geçen gün almış olduğumuz puanlar, oynamış olduğumuz oyun rakibe artık saygı, yani saygı duyan bir takım haline geldik. Rakip geliyor son iki karşılaşmada veya hatta oynamış olduğumuz ikinci devredeki tüm karşılaşmada hangi takım gelip de bize önde baskı yaparaktan veyahut da oynamaya gelerekten oynadı bugüne kadar? Ne Kocaeli bunu yaptı, ne Balıkesir bunu yaptı, ne içeride oynadığımız Bursa yaptı, ne Gençlerbirliği yaptı. Yani bu takımların hiçbirisi de bunu yapmadı. Yani burada yani rakip karşı sizi kendi sahasında karşılıyor. Yapacağın var ya pas hatasını bekliyor veyahut da kazanacağı o bölgedeki topu bekliyor ve ondan sonra da çıkış. Yani savunma oyuncusunun 30 metre kaleden uzak oynamasıyla 15 metre kaleden uzak oynamasının arasında çok büyük fark var. Yani genelde savunma oyuncuları hücum oyuncularına nazaran çok atletik ve yani çok çabuk olan oyuncular değil. Onlar doğru duraraktan bazı pozisyonları kapatıyor. Yani burada bu gözle de biraz bakmak lazım olaya.
Pazar günkü oynayacağımız karşılaşma bizim adımıza önemli bir karşılaşma. Her karşılaşma olduğu gibi. Rakibimizin de bizim kadar puana ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Ama sahada artık çıkıp mücadele eden, maçı kazanmak isteyen o arzuyu, o birlikteliği tekrar sahada oyunla birlikte pekiştirmemiz gerekiyor. İç sahada oynuyoruz. Taraftarımız zaten sağ olsunlar. Geldiklerinde var o gereken o desteği yapıyorlar. Burada önemli olan o, hep söylüyoruz, o birlikteliği eğer sağlarsak saha içi, saha dışı eminim güzel bir sonuçla hafta sonunu geçeriz. Ondan sonra da zaten hafta geri normal hafta maçları, yani hafta içi hafta sonu değil de sadece hafta maçlarına geçeceğiz. Bu da bizim adımıza önemli. Bir konuya da belki açıklık getirmem gerekiyor. Çünkü sizle zaman zaman, yani haftada bir defa buluştuğumuz için her şeyi de size aktaramıyoruz yani zamanında belki. Yani Bursa karşılaşmasından önce iki tane oyuncumuzun 1,5 litre serumla sahaya çıktığını yani maçtan sonra da söyledim ama çok fazla dikkate alınmadı. Neden? Çünkü sonuç ön plana çıktı. Anlattıklarımız ikinci planda kaldı. Yani bu oyuncularımızın hasta olması, 39 derece sıcaklığı ateşle maçın 1,5 saat öncesine kadar oynayıp oynamayacağı belli değildi. Ve bu arkadaşlarımız oynadı ve iyi performans da gösterdi. 3 gün sonra tekrar bir karşılaşma daha oynuyorsun ve aynı oyuncularla oynuyorsun burada. Yani oyuncuların performansındaki inişi çıkışı çok önemli. Bu belirliyor. Artı değişiklik yapacağınız hamlelerde de değerli. Çünkü oyuncuyu kulübede başlatmış olsan oyunu aldıktan sonra işte ne kadar oynayabilecek sorusu işaretiyle olaya bakıyorsun. Oyuncuyu örneğin kulübede başlatırsın. İkinci devre oyunu alırsın. 15 dakika sonra değişiklik istediği zaman bir şansınız daha kaybediyorsun. Oyuncu sahada kaldığı zaman halen daha işte bakıyorsun ne kadar oynayabilir, bunu ne kadar sonra alabilirim ki iyi oynarken bunu yapıyorsunuz. Yani Bursa maçında Fofana ile ve Tomane ile en az ben 10 defa göz göze geldim. Ne kadar, nasıl durum, oynayabilir misin, değişiklik ihtiyacın var mı diyerekten. İyi oynayan bir oyuncudan bahsediyor, oynayan oyunculardan bahsediyor. Yani bunlar tabii ki bizim de belki yeterince mesajı vermememizden, bilgilendirmememizden camiamızı, geri dönüşleri de işte neden bu olmadı, neden bu şekilde gerçekleşmedi diyerekten temkinler veyahut da onlara göre haklı olaraktan da eleştiriler de yapılabilir. Bunu da saygıyla karşılamak lazım. Şu anda yani tek soru işareti olabilecek oyuncumuz Junior Tallo. Yani soru işareti derken şöyle, sizin de gördüğünüz gibi tekrar takım idmanlarına katıldı. Bugüne kadar herhangi bir sıkıntısı da yok. Dünkü yapmış olduğumuz idmanda da tamamen bizle beraberdi. Bugün de tekrar idmanda beraber olacağız. Yani bir iki gün idmandaki gösterdiği performans, sakatlığının tedavisinin yani vermiş olduğu reaksiyonu görüp pazar günkü karşılaşmada biz tabii ki kadroyamızı almak istiyoruz. Çünkü en azından bize alternatif olaraktan ekstra bir şeyler sunacak. Artı iyi bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani her ne kadar sizler onu çok fazla sahada oynarken görmemiş olsanız da biz günlük idmanla arkadaşlar beraberiz. Az sürede olsa Keçiören'de bir 8-9 dakikalık sürede de özellikle Tomane'nin etrafında nelerle yapabileceğini çok net bir şekilde gösterdi. Ümit edelim sakatlığı tamamen gitsin. Biz ona bir an önce aramızda görüp kendisinden katkı almak istiyoruz. Ben teşekkür ederim.